Manşete hoş geldiniz. Günlerden 6 Haziran 2021 Pazar ee, Sedat Peker'in 9. videosu yayınlandı ve bu videoyla artık e, Tayyip abi serisine ara verdiğini söylemişti. Haziran ortasına kadar Erdoğan Joe Biden görüşmesine kadar ama e, bunun pek böyle olmadığı son iki gündür anlaşıldı. Çünkü gerek 9. E, videoda gerekse bir gün önce yayınladığı ses kaydında. ...iktidarın altını, Tayyip Erdoğan iktidarın altını boşaltmaya devam etti. Ve bunda elbette... ...iktidarın tüm zamanların en güçsüz döneminde olmasının da etkisi var. Hepsinin birlikte analizini yapmaya çalışacağız. Yani genel olarak 9 videoluk seriyi ve dünkü telefon görüşmesi kaydını birlikte. Sedat Peker mekan değiştirdiğini söyledi. Bu defa farklı bir mekanda olduğunu söyledi ama... Ee, dediğim gibi e, bu konu bilemiyoruz. Yani doğru da olabilir, olmayabilir. Zaten bizi de alakadar etmiyor. Bir biçimde bir yerde ailesinin ve kendinin güvenliğini sağlıyor ve e, bu videoları çekiyor. İşin böyle bir e, tarafı var. E, bir diğer tarafı da şu. Özellikle bu videoda ümmetin gaspçısı ve beşli çete üzerinde durdu. Ve bu elbette e, Türkiye'deki... Türkiye'de yayın yapan gerek televizyonlar birkaç tane belki gerekse işte birkaç tane YouTube kanalı bunların pek alanına girmiyor. Biraz bunun üzerinde de duracağız bu yayında ama ondan önce şunu söyleyeyim ileride fırsat olmayacak çünkü Erdoğan'ın öz, özür dilerim Sedat Peker'in bu videolarla gündem olması bir fenomen olması başlı başına bir sosyolojik tez konusu. Söylediği konuların pek çoğu biliniyor, ama bunu işin içinden birinin itiraf etmesi önemli. İkincisi, dediğim gibi başta da söylediğim iktidarın güçsüzlüğü e, Sedat Peker'in ekmeğine yağ sürüyor. Bir diğer konuda Sedat Peker içinde bulunduğu konularla ilgili tanıklıklarda bulunuyor. Artı söylediği olaylar e, bir bölümü tamamen, bir bölümü kısmen doğru çıkıyor. Üçüncüsü yayınladığı telefon kayıtlarıyla, görüntülü telefon görüşmesi kayıtlarıyla da aracıları ya da arayı bulmaya, Ankara ile arasını bulmaya çalışanları paçavraya çeviriyor ve buruşturup çöpe atıyor. Son videosunda da öyle oldu. Gene birkaç kişi çöpe gitti. Erdoğan elbette yorgun ve bitik. Bu net olarak. ...kimi programlarda da görülüyor. Ben Erdoğan'ın konuşmalarından çok hal ve hareketlerine dikkat ediyorum. Yayınlanan görüntülerde son derece ağır adımlarla yürüyor ve o yürürken veya o hareket halindeyken... ...ister istemez belli ki yönetmene ve kameramanlara benzer bir talimat verilmiş. Kameramanlar olmasa bile yönetmene onu kadraja almıyorlar. Tıpkı Devlet Bahçeli gibi. Devlet Bahçeli de son derece ağır adımlarla kürsüye geliyor, meclis kürsüsüne... ...yerini aldıktan ve konuşmaya hazırlandıktan sonra resim seçici onun görüntüsünü seçiyor. Hareket halindeyken artık bu liderleri pek fazla göremiyoruz çünkü son derece ağır adımlarla. Bakalım Erdoğan'ın Haziran ortasındaki Brüksel temasları nasıl geçecek? Muhtemelen ciddi bir doping alarak oraya gidecek. Eee Son TRT konuşmasında Erdoğan'ın ekran makyajını da fena halde e, kaçırmışlardı. Bir kaş yapmışlar adeta kalın vesaire. Berbattı. Yani görüntüsünü düzeltmeye çalışırken bile ellerine yüzlerine bulaştırıyor e, çevresindeki ekip. Gerek laflarındaki düzensizlik, birbirini tutmayan yanlış bilgiler vermesi Gerekse bir takım çarpıtmalarda bulunması dikkatlerden kaçmıyor. Yani ya kasıtlı olarak yalan söylüyor ya da bu şekilde bilgilendiriliyor bilmiyoruz. Ama Erdoğan'ın çevresindeki ekip onu tutmaya çalışıyor bir biçimde. Mesela TRT konuşması da bant yayındı canlı gibi verildi. Neden? Arada bir şey kaçırır da işte bizi rezil eder falan gibi bir şey. Ee, siyasi gücü gittikçe eriyor ve bedenen ve zihnen de bitik bir Erdoğan profili var iç ve dış dinamikler onu ayakta tuttu, tutuyor bugüne kadar halen. Fakat etrafındaki kalın duvarlar o kadar inceldi ki Sedat Peker'in müthiş bir zamanlamayla surda büyük gedikler açması hiç de zor olmadı. 9. videoda da bunu yapmaya devam etti. Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Benim kanaatim odur ki Peker üzerinde çalışılmış bir proje. Balkanlardan çıkması, Fas'tan son anda kaçırılması, Dubai'ye canını atması. Bunlar desteksiz atılacak adımlar değil. Perdeli ya da açık istihbari bir yardım da alıyor. Bu bir istihbarat örgütü de olabilir ama farklı bir yapılanma da olabilir. Resmi olmak zorunda değil. Ezbere konuşmuyor. Bir ekip sürekli kendine güncel malzeme temin ediyor. Bir bilgi akışı var içeriden ve dışarıdan. E, gündem elinde tutması, gevşetip sıkması, tweetlerle ve e, YouTube'a koyduğu ekstra videolarla e, sürekli ilgiyi üzerinde tutuyor. Girdiği girmediği konular var. Temas edip böyle efendim hani televizyonculuk tabiriyle teaserını verdiği ama arkasını getirmediği konular var. Ustaca tanzim edilmiş. E, en son Tayyip abisini hırpalamayı biliyorsunuz 14 Haziran sonrasına bıraktı ama... Şu son iki video yani dokuzuncu video ve ondan önce yayınladığı Serdar Ekşi... E, görüntülü konuşma e, videosu e, Tayyip abisini epeyce hırpaladı. E, arkasında bir akıl olduğunu düşünüyorum Serdar e, Sedat Peker'in e, ve o akıl ülkeyi e, parsel parsel bölüşen çeteleri ekarte edip aynı devlete konmayı planlayan bir akıl. E, bu ekip zor bir işe soyulmuş görünüyor ve Ülke içerisindeki bir ekip de bundan rahatsız. Ülke içinde iktidarı değiştirmeyi planlayan ekip de bundan rahatsız. Onlar Erdoğan'ın gücünün bittiğini, siyasi gücünün eridiğini, AKP ve MHP'nin oylarının önlenemez bir şekilde düştüğünü falan. Ve işte biz de bir şekilde ilk seçimde bunu değiştirecektik. Ya bu nereden çıktı şimdi falan. Hem de yani gerçekten bizim canımızı sıkan şeyler iddia ediyor falan gibi düşünmeye başlamış olabilirler. Ee, zor bir iş. Gerek içeridekilerin, gerek dışarıdakilerin, gerekse Sedat Peker'in. Çünkü karşınızda kanserli bir organ veya bir uzuv yok ki kesip atasınız. Kara ciğerse kara ciğeri alarak, kalpse kalbi değiştirerek vesaire. Tüm bünyeye tabir yerinde yerindeyse işte, metastaz yapmış bir illet, bir yapı söz konusu. Önceki e, yayınlarda bahsetmiştim. E, devletin bağırsakları temizleniyor falan gibi yorumlar yapılıyor. e Bağırsakları temizledikten sonra devam mı edecek yani filan yani iktidarın bağırsaklarını özür dilerim. İktidarın bağırsaklarını temizledikten sonra devam edecek bu olay yani? İktidar hepten dediğim gibi bünye zaten bir illet bir bünye yani. Bütün hücrelerine yayılmış bir şekilde. Haliyle ben Sedat Peker'in yayınladığı videolarla bir iktidar değişikliği projesi ve ...işin merkezinde olan kişi olmadığını düşünüyorum. Yapımcısı, yönetmeni, senaristi kimdir bilmem. İleride anlarız. Ama başrolde şu anda Peker var. Kritik isimse Devlet Bahçeli. Sedat Peker 9. videoda da hiç ima yollu bile değinmedi Devlet Bahçeli'ye. Erdoğan'ın biyolojik ömrünü bilemeyiz. Ama gerçekten sağlığının iyi olmadığı görülüyor. Siyasi kaderi ise pamuk ipliğine bağlı. Ve Devlet Bahçeli'nin tek cümlesiyle bu biter, bitebilir... Onu da belirtelim. Peki Sedat Peker bu videoda nelerden bahsetti? Ee, dediğim gibi ümmetin gaspçısı Beşli Çete vurgusu önemliydi. Azerbaycan'daki e, otoyol ihalelerini dahi Türkiye'de bilinen meşhur Beşli Çete'nin aldığını e, söyledi. İşte Cengiz İnşaat gibi, Kalyon gibi, Mehmet Nazif Günal gibi vesaire isimler bunlar. Ve bu isimler adeta Erdoğan'ın muhtemedi gibi hareket ediyorlar. Belki bir komisyonları veya belki bir ücretleri var ama... Bu çetenin üyeleri olan iş adamlarının aldıkları işlerde aslan payını Erdoğan ve ailesinin aldığı ve patronun olduğu aşikar. Azerbaycan'daki piyango işlerini dahi Demirören'in alması ve Azerilerin buna tepki göstermesi falan. Biz bunu Sedat Peker'in ağzından işittik ama bunu Sedat Peker'in ağzından işitmemize gerek yoktu. Ve yine Sedat Peker bir çarkı ortaya koydu. Hep söylediğimiz şeyler, ancak dediğim gibi videosu on milyonlarca seyredilen bir insan bunu söylediğinde çok daha etkili oluyor. Çünkü işin içerisinde bir biçimde bu pazarlıkta, bu ticarette kendisine de rol verilmiş veya kendisi de belli yerlerde devreye girmiş. Bunu da zaten itiraf ediyor. Olay şu, bunu net bir şekilde anlattı Sedat Peker. Olay şu, bir iş yapılacak. Bu iş, örneğin 10 liralık bir ise 100 liraya ihale ediliyor. Ve çoğu zamanda artık ihalesiz veriliyor. İşe alan kişi de bunu işte 10 liraya bir taşerona yaptırıyor. O taşeronunda gene bir alt taşeronu var vesaire bu şekilde oluyor. Ve o işler hep gene devlet kredisiyle yapılıyor. Ve devlet kredisi geri ödemesiz olarak çoğu zaman da belki üzerine yatıyorlar. Neyse görev zararı bildiriliyor. Yani tamamen kabı imkanlarıyla vatandaşın vergisiyle işin ehli olmayan insanlara bir takım işler ihale ediliyor. Onlar da çok küçük parayla birilerine yaptırıyor. Aynı zamanda bunun zaten... Kredisini alıyor daha sonra da müşteri garantili veya işte yolcu garantili hasta garantili falan işler bunlar köprü yol hastane havaalanı falan projeleri dolayısıyla 30-40 yıl boyunca musluğu bağlamış oluyorlar hortumu devlete kamu kaynaklarına vatandaşın vergilerine bağlamış oluyorlar muazzam bir sistem ve bu sistem uzun yıllardır var 10 yıldır belki biraz daha aşan bir süredir var. Ve bu 2013'te biraz kapağı aralanır gibi oldu ama daha sonra biliyorsunuz kapatıldı ve Türkiye'deki bütün güçler iktidara destek verdi. Ve iktidar ondan sonra girdiği her seçim işte kazanarak veya koalisyonla destekle bugünlere getirdi. Bunu Sedat Peker'in anlatması gerekmiyordu ama Sedat Peker videosunda söylediği gibi bir intikam için yola çıktı. Aslan avı yapıyorum dedi ki bu önemli yani bir anlamda ben bugüne kadar ne yapmış olursam olayım işte ölürsem cesedim yakışıklı olacak hikayesi. Bir anlamda kendi 15 dakikasını yaşıyor. Kendi finalini güzel yapma derdinde. Ve bunu 9 videodur etkin bir şekilde uyguluyor. Her ne kadar Türkiye'den yayın yapan kimi yorumcular bitti bitiyor buradan bir şey çıkmaz deseler de onlar da her gün yorumlarıyla çelişiyorlar. Mesela bir yorumcudan bahsedeyim isim vermeden dün dedi ki yani bunun da enerjisi düşmeye başladı bir şey çıkmaz. Bugün dedi ki çok önemli şeyler söyledi. Yani ne, hangi lafına inanacağız senin? Ama belli ki onlar da rahatsız o odakta rahatsız. Yani çünkü yürüyen çarklara işleyen Rotatiflere neyse artık bir çomak sokmuş durumda Sedat Peker İstihbaratla ilgili bağlantılarını şunu bunu işte ajan olduğu vesaire gibi pek çok şeyi yalanladı Ben de ajan olduğunu iddia etmiyorum ama Sedat Peker'in bir ekiple beraber ve bir akılla bir ortak akılla birlikte hareket ettiğini Geriye doğru bütün gazetecilik geçmişim okumalarım ve şu 9 videoluk seriyi ve arada yaşanan tüm olayları takip ederek söyleyebilirim Ciddi bir bilgi akışı var ve bu bilgi akışından akışının sonuncu örneği Sezgin Baran Korkmaz'dı. Bugüne kadar Mübariz Mansimov'u veya Gurbanoğlu, soy ismi değişebilir, onu konuşuyorduk. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ı konuşuyoruz. Mübariz Mansimov'un malına mülküne her şeyine çökülmüştü ve devletler arası bir mücadelenin kurbanı olmuştu. Aynı şekilde Sezgin Baran Korkmaz bu defa gündeme geldi. O da malına mülküne çökülen biri ve o da muhtemelen Sedat Peker'i enforme ediyor. Birazdan onun işaretleriyle ilgili de bilgi vereceğiz. Yani bu videoda 9. videoda Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili anlatılan konuların tamamı Sezgin Baran Korkmaz tarafından sızdırılmış olabilir. Evet, ölümüm tek kurtuluşunuz demesi, ben ölmeden size rahat yok demesi gemileri yaktığını gösteriyor. Süleyman Soylu ile uğraşmaya devam ediyor. Yüce divanlıksın dedi. Süleyman Soylu'nun orada durması hala Sedat Peker'i rahatsız ediyor. Ama Süleyman Soylu siyasi olarak da şahsi olarak da bitik. bundan sonra gerçekten hayatının... Nasıl geçireceğine bakması lazım. Yargılanmadan demir parmaklar arasına gitmeden o kadar suç sicili kabarık ki kendisine binlerce hayat yetecek kadar cezası var. En son mesela sigorta şirketi üzerinden, Engin Sigorta mı ismi hatırlayamadım şimdi o böyle olabilir. Yüzde 5700 büyümüş yani. Türkiye'de kim bu kadar büyüyebilir? Dolayısıyla Süleyman Soylu ile ilgili meselesi devam ediyor. Kendisine suç örgütü veya pislik denilmesinden o kadar rahatsız ki Sedat Peker, bunu diyenlerin pislik olduğunu ve bunu diyenlerin suç örgütü olduğunu ifşa ediyor. Bir an bir anlamda böyle. sadece istihbaratın, sadece dışişlerinin veya Türkiye'nin Interpol kanalıyla kırmızı bülten veya devletlere baskı yoluyla kendisini almaya çalıştığını değil, aynı zamanda kiralık katiller tutulmak suretiyle. Yani Arnavutlardan Sırplardan bahsetti ki Balkan coğrafyası bu işe müsaittir. Orada kiralık katil tutarsınız ve o işaret ettiğiniz kişiyi öldürür. Devletler de işte aradan çıkar. Ben yapmadım, onlar yaptı der. Böyle birilerinin tutulduğunu veya tutulmuş olabileceğini ima etti. Ama dediğim gibi dürüst değil. Mesela kendi avukat ve yakınlarına pasaport yasağı konulması veya yurt dışı çıkış yasağı konulması veya pasaport iptali neyse buna isyan ediyor. Ama bu 5 yıldır Türkiye'nin bir gerçeği. On binlerce yüz binlerce insanın seyahat hakkı elinden alındı. O gün bunların hiçbirine bir şey söylemeyip alkış tutan insanların şimdi uygulamayı kendine bulaşınca şey yapması eleştirmesi dediğim gibi çok fazla bir istikamet e, belirtisi değil. E, çanta çanta, çanta para iktidara aktardığını söyledi. İşte Beyoğlu kuru kahvecisi benimdi işte oradan da işte partiye eşantiyon kuru kahve verdim. İşte bunun da faturası yok falan yani bedava verdim dağıttılar falan dedi. Beyoğlu kuru kahveciliği işini Sedat Peker babadan kalmış bir iş mi nasıl yaptı? E yani onu da aslında kendi anlattı. E çeşitli ticari nizalarda veya anlaşmazlıklarda devreye giriyor... Sedat Peker deyince işte benim ismim yeterli oluyor falan. Kendi kendi anlatımları olarak söylüyorum. Kendisinin bir telefonu yeterli oluyor ve işte efendim bir takım ticari anlaşmazlıklarda eskiden hani çeksenet tahsilatı derlerdi ya ama bu daha büyük olandan bahsediyorum. Alacak verecek meselelerinde bunlar devreye giriyorlar ve öylelikle de avantalarını alıyorlar, komisyonlarını alıyorlar veya o mal veya hizmet grubu neyse oradan belki bir bölümü de kendilerine hibe ediliyor, veriliyor mesela. Beyoğlu, Beyoğlu kuru kahvecisi, dedim ya baba işi mi Sedat Peker'in? Kahveciliğe nasıl ilgi duymuş? Nasıl Beyoğlu kuru kahvesi, tarihi Beyoğlu kuru kahvesi Sedat Peker'in olmuş? Bunlara e, bakmak lazım. Yani verdiği bir örnek, e, Metin Külünk'le alakalı ki o zaten çantacı, e, AKP'li vekillerden biri ki Erdoğan'ın en yakını. E, onun bir işini çözmesi karşılığı işte efendim kendi cebinden ödeyip tapuyu tefecilerden geri almış bilmem ne filan. Ya bunlar karşılıksız işler değil. Yine Metin Külük'le bir telefon görüşmesi veya yakın zamana kadar irtibatta olduğunu söylüyor ve yakında onunla da ilgili bir kayıt çıkabilir. Çünkü Metin Külük işte ya işte Erdoğan Biden'la mücadele ediyor bak işte işler çok iyi değil filan beni sakinleştirmeye çalıştı falan diyor. Dolayısıyla ilk videolardan sonra belli ki Metin Külünk'le bir telefon görüşmesi vesaire olmuş. Bu görüşmeyi kaydedip etmediğini bilmiyoruz. Kaydettiyse yakında onu da açıklayabilir. Belki de o kayıt Tayyip abi bölümüyle alakalı olabilir. İleride 14 Haziran'dan sonra yayınlayacağı Tayyip abi e, serisiyle ilgili olabilir. Onun için de e, tutuyor olabilir. Beni yolda bırakanı rezil edeceğim de eğer Sedat Peker'in. Hmm, ayrı bir lafı ve yine e, bir takım suçlara ortak olduğu meselesi ki Almanya'ya giremiyor mesela Metin Külünk. Orada bir takım dernekleri falan organize ettiği Alman medyasında yayınlanıyor. Ve oradaki derneklere el altından Sedat Peker Metin Külünk namına e, para yollamış bunları söylüyor. Benzer bir şekilde e, Demirören grubuyla alakalı olarak Aydın Doğan yani gazete baskınından sonra Aydın Doğan'ın Hürriyet gazetesi baskınından sonra Aydın Doğan'ın medya grubunu satmaya mecbur edildiği üzerinde durdu. Haliyle orada açık olarak biz gazeteyi bastık ve Aydın Doğan medyadan çıkmak zorunda kaldı dedi ama gazete baskınıyla şeyin arasında Aydın Doğan'ın medyadan çıkması arasında 2 buçuk sene var. Bunu da hatırlatalım. Hemen ertesi gün olmuş bir olay değil. Bilemiyoruz tabii. Fakat iktidarın yoğun baskıları vesaire falan, işte sat baskısı bilmem ne, bunda etkili oldu. Orada da biraz evvel anlattığım çarka benzer bir olay oluyor. Ee, koca bir medya grubu, o gün gene belli bir marka değeri var. Kanal D'si işte ne bileyim, Hürriyeti, CNN Türkü, işte internet siteleri şu su bu su. Neyse medya grubunda olan her şey, DNR falan gibi şeyler de var galiba. Yani kitap dağıtım sistemi falan gazete dağıtım sistemi bir sürü şey var yani dallı budaklı. Her biri belki 750 milyon dolara diyecek gruba 750 milyon dolar karşılığında Demirören grubu sahip oldu. Ve bu bunun için Demir, Demirören'in cebinden bir kuruş çıkmadı. Ziraat Bankası kredisiyle oldu. ve o da iki yıl ödemesiz, iki yıl ödemesiz bir krediydi. Bir kuruş bile ödemedi dedi. Satış 2018'de gerçekleştiğine göre zaten 2020'ye kadar ödemesizdi. 2020'den sonra demek ki son bir sene içerisinde bir ödeme olmamış. Bunu iddia etti. Ana parayı bırak faizlerini bile ödemedi dedi. Bu korkunç bir şey. Yani işte bir şeye talip oluyorsunuz. İşte Beşli Çete hikayesi. Sonra onun için zaten imkanınız da yok. Devlet kredisi kullanıyorsunuz. Kamu bankalarından kredi kullanıyorsunuz. O krediyle bu işi yapmaya soyunuyorsunuz güya. O da cebe iniyor. Çünkü onun da yüzde sekseni doksanı cebe iniyor. Taşerona veriyorsunuz. Taşeron yapıyor bilmem ne. Krediyi ödemiyorsunuz cebinizde kalıyor. Taşerona zaten onda biri onda ikisi fiyat ödüyorsunuz. Sonra da bir de müşteri garantili sistem. O yaşa. Yani Doğan grubu o krediyi 750 milyon doları 2 yıl ödemesiz zaten sonraki yıllarda rahatlıkla ödeyebilecek bir grup esasen. Kendi gelirleriyle, kendi reklam gelirleri, satış gelirleriyle bunu çekip çevirebilecek bir grup idi zaten. O arada bir takım gazetecileri, gazeteci bozuntularında daha doğrusu, gazeteci demeyelim onlara, isim isim vermeyeceğim, hepsini rezil rüsva etti. İşte bunlar Bodrum'da Sezgin Baran Korkmaz'ın Paramount Oteli'nde bir araya gelmişler falan. Ama Sezgin Baran Korkmaz olayı önemli. Mübariz Mansimov gitti, şimdi Sezgin Baran, Baran Korkmaz geldi. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olarak, daha sonra tarihi düzeltti, 4 Aralık'ta, 2020'de, İçişlerinde, İçişleri Bakanlığında Süleyman Soylu ile 2 saat bir görüşme gerçekleştirdiğini, Süleyman Soylu'nun hakkında bir soruşturma var, geliyor seni alacaklar dediğini ve ertesi günde Sezgin Para Korkmaz'ın uçtuğunu ve günler içerisinde de operasyon yapıldığını iddia ettiği. Korkunç şeyler bunlar. İşte yüce divanlık dediği mesele bu. Bir soruşturmadan haberi oluyor Süleyman Soylu'nun. Bu soruşturmayı ki, ki, muhatabına üflüyor. Bununla da İçişleri Bakanlığında görüşme yapıyor ve o kişi gidiyor. Tabii daha sonra onun parasına alacaklarına oteline falan her şeyine çöküyorlar ve o otelde işte yargı bir takım medya unsurları şu bu falan emniyet unsurları falan bir araya geliyorlar tatil yapıyorlar ve bunun da faturası yok falan e, hepsinin isim isim verdi e, artık dedi yani bu bölge idare mahkemesi başkanı olsun Muğla emniyet müdürü olsun ne bileyim işte bir takım medya bozuntuları e, gazeteci bozuntuları olsun günlüğü 500 euro olan orada e, hep beraber kaldılar falan yani evet. Veys Ateş diye bir isim var. Rasim Rasim Ozan diye zaten malum bir isim var. Ekrem Güler, Esat vesaire böyle Resul hepsini tek tek verdi. Bakılır, araştırılır. E, ve bu işte Esat Toklu Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Koruma Daire Başkanı Ekrem Güler e, vesaire. Bunlar Silivri Emniyet Müdürünün intihar olayında da etkili olduğu söylenen isimler. Ee, onu da anlatacağını söyledi filan. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç. Ama bütün bu konularda hiçbir açıklama yok. Ee, mesela Demirören konusu, Ziraat Bankası konusu. Ne Demirören'den bir açıklama var. Ne Ziraat Bankası'ndan bir açıklama var. Yani birisi çıkıyor bir iddiada bulunuyor. Zaten 9 videodur fenomen olmuş. Her videosu 10 milyonlar seriliyor. Herkes bunu konuşuluyor. Ortalık yıkılıyor. Ne Twitter adresinden bir açıklama ne bir yazılı açıklama, böyle bir şey yoktur, vardır, doğrudur, yanlıştır falan. Yok yani. Ha böyle kuru kuru yalanlamalar, vatan, millet, sakaryalar var ayrı ayrı bir şey yani. Evet. Bir canı yananlar topluluğu var dışarıda. Ee, Sezgin Baran Korkmaz gibi, Mübariz Mansimov gibi. Ee, ve onlar da bir biçimde... E kendileri veya adamları aracılığıyla Sedat Peker'i enforme ediyor olabilirler. Bir canı yananlar topluluğu var. AKP'nin veya mevcut rejimin iktidarın canını yaktıkları grup ve onlar e, bir biçimde bunu enforme ediyor olabilirler. Evet. Tayyip abi konusuna girmedim dedi ama iki gündür yayınladığı videolarla Tayyip abisinin altını bayağı bir oydu. Yine Tayyip abi meselesiyle ilgili olarak benle mezara gidecek şeyler var dedi ama intikamımı alacağım dedi nasıl oluyorsa. Bireysel hareket etmiyor. Bireysel hareket etmemesinin bir nedeni de şu bir takım medyada unsurlar karşı harekete geçiyorlar veya onu teyit eden işler yapıyorlar. Mesela e, Tolga Şardan T24'te bir yazı yazdı ve Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Yani Sedat Peker Süleyman Soylu'yu hedef almışken e, tecrübeli bir gazetecinin de Süleyman Soylu'yu hedef alması. TRT'ye baskana niye gittin? Orada işte kiminle görüştün? İşte bilmem ne adli emanetteki şeylerde ne var falan gibi gerçekten edinilmesi güç bilgileri elde edip tam da bu aşamada Süleyman Soylu'ya çakması T24 gibi bir sitede Tolga Şardan'ın falan düşündürücü. Bu zaten Serhat Peker'in çok bireysel hareket etmediğini ortaya koyuyor. Bir yönü itibariyle bu, bu. Serdar Ekşioğlu olayı var ki daha önce ekrana tuttuğu kağıtta bir liste vardı. Orada Suriye'ye giden silahlar ve altında Serdar Ekşi ismi vardı. Ekşi veya Ekşioğlu. Sedat Peker Ekşi diyor ama Ekşioğlu ailesi olarak biliniyor. Dolayısıyla her ikisini de doğru kabul edeceğiz şu anda. Ama galiba nüfusta doğru olan Serdar Ekşioğlu. Erdoğan'ın yeğeninin kocası. Bu geniş bir aile. Berat Albayrak'a yakın bir isim. Dokuzuncu videodan önce onun videosunu yayınladı. Son iki üç senede serveti artmış. Suriye'ye yardımlarla falan da bilinen bir isim. Eee Haliyle e, orada ifşa ettiği konular da son derece enteresan. E, o konuda e, o konuda da bir e, video yayınladı. İşte o videoda bu. E, burada izlersiniz, kendi YouTube hesabında var. E, yaklaşık e, 12 dakikalık bir e, video. E, Serdar Ekşioğlu sıradan bir isim değil. E, Pelikanlı arada köprü. Yüz ifadelerine dikkat ettiğinizde, ben her şeyden önce bu şey görüşmelerini bir analiz etmek istiyorum. ...telefon görüşmelerini Sedat Peker'in ifşa ettiği üç isim var. Biri Hadi Özışık'tı, öbürü Reşat Baba dediği isimdi. Fazloğlu galiba, bir de işte Serdar Ekşi veya Serdar Ekşioğlu. Bu görüşmeleri ilk iki videodan sonra e, Sedat Peker e, çekmiş, kaydetmiş. E, i̇lk iki video adeta bir anlamda yem olmuş. Ve onlar da ara bulucu olmak üzere e, işte Sedat Peker'le görüşmüşler her görüşende kendini bitirdi. Sedat Peker videoya yani görüşmeye baktığınızda son derece dikkatli bir şekilde karşı tarafın ağzından laf almaya çalışıyor ve belli konuları teyit ettirmeye çalışıyor ve karşı tarafta bunları teyit ediyor. Yani böyle bir şey. İlk iki video yayınlamış, iktidara savaş açmış birisi. Karşı taraftakiler o kadar sersem ki ee, muazzam karşı şey veriyorlar. Ee, malzeme veriyorlar. Buradan anlaşılan şey şu. İki videodan sonra bu görüşmeleri yapmış ve kayıt altına almış Sedat Peker. Daha eski görüşmeler olmayabilir. O arada başkalarıyla yaptığı görüşmeleri de birkaç isim daha var. Fatih, Tezcan, öbürü, beriki gibi. İşte Metin Kül'ün gibi biraz evvel söylediğim. Yayınlayabilir. Pelikan'la arada köprü olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Pelikan da büyük artık. bayağı bir yara aldı. Yalanlamalar falan var. Gerek Hilal Kaplan'dan gerekse eşi Süheyb Öğüt, Öğüt'ten ama bir suç kardeşliği olduğu e, görülüyor. Yine aynı şekilde Fatih Tezcan'ın Sedat Peker'e devlet içinde gizli bir örgütlenme var. Mehmet Ağar'a, MİT'e hükümete karşı bir mücadele içinde filan falan gibi böyle enformasyon vermesi veya böyle bilgi akışında bulunması kendince falan. Bunlar dikkat çekici şeyler. E, ayrıca konuşmalar pelikancıların e, Peker'le haklarında konuşmaması için sıkı temas e, kurduğunu da gösteriyor. E, mitin arkasından bir iş çevirme meselesi de var. E, miti satış da var. Yani Pelikan tarafından çok şey e, çok, çok, e, enteresan e, çok enteresan ifşaatlar. E, çok enteresan konular. Ama e, bu görüşmede Serdar Ekşi e, Sedat Peker görüşmesinde dikkat çekici olan şey şu. Serdar Serdar Ekşi Peker e diyor ki ortalık yangın yerinde reisim. Yani e, Peker de hak ettiler deyince Serdar Ekşi fazlasıyla diyor e, enteresan e, teyit ediyor ama yüz ifadelerine baktığınızda arayan kişiler Sedat Peker'i susturmak için arıyorlar gerek baştaki özışıklar gerek Serdar Ekşi. Gerekse işte aradaki Reşat Baba falan. Son derece tedirginler. Esasen Sedat Peker'le gemileri yakmışlar. Sedat Peker de bunun farkında. Ara bulucu gibi reisim meisim falan falan yapma etme diyerek de bir anlamda gazını almaya çalışıyorlar. Yüz ifadelerinden bunu net görüyorsunuz. Konuşmanın genel akışına baktığınızda da net görüyorsunuz. E, fakat bunu beceremiyorlar. Bunu beceremezken de biraz evvel de söyledim. Büyük bir sersemlikle karşı tarafa koz veriyorlar. Ve bu videolar yayınlandığında ...kendilerini büyük sıkıntıya düşürecek, belki de artık normal kariyerlerini, hayatlarını bitirecek bir şey oluyor. Kendi 15 dakikalarında yaşıyorlar. O açıdan enteresan. Tümüyle aile çevresinde dönüyor olay. Erdoğan ve ailesi çevresinde dönüyor. Ve işte bir takım FaceTime konuşmaları, bir takım silah satışı hikayesi... ...bunun her, her iki taraf tarafından teyit edilmesi, işte konuştuğu Serdar Ekşi dahil, Pelikan vesaire... Dolayısıyla son derece şey bariz bir olay. Şöyle şeyler var, tezler var, duyumlar var veya bazı tahminler var. İşte deniyor ki işte bu susurluktan çok daha ciddi bir şey, kriz, skandal ve bundan sonra kesin bir temizlenme olur falan. Türkiye yakın döneme dair Türkiye tarihi bu tarz kriz skandal veya aydınlanma süreçlerini çok yaşadı ama her defasında bir ket vuruldu buna ve bu krizlerin bu skandalların hep bir amacı vardı amaç iktidarı değiştirmekti Dolayısıyla burada son derece başarıyla kurgulanmış bir seri var. Ee, Sedat Peker susmayacağını söyledi. Bell belli ki başka FaceTime konuşmaları ve belli ki başka e, sırada 10, 11, 12. videolar olacak belli ki. E, haliyle e, tüm seri kurgulanmış. E, bir ekip ve akıl işi ve bir iktidarı değiştirme projesi. Ama dediğim gibi bu krizden, bu skandaldan bir aydınlanma çıkar mı? Ha elbette. Türk halkı uyanır, toplum olma bilinci, yeni toplum olma bilincini belki bir seferberlik ruhuyla falan tekrar elde ederse veya elde edilirse olabilir. Yargısı, medyası ve elbette bürokrasisi son derece önemli ve tabii toplum. Ama şimdi bakıyorsunuz yargının sefi haline, medyanın sefi haline, bürokrasinin sefi haline vesaire ve çeteleşmiş, mafyalaşmış bir devlete bakıyorsunuz. Hepsi beraber zaten Bodrum Paramount Otel'de tatil yapıyorlar Avantadan. Haliyle gene bu ümit kırıcı bir durumda diyebiliriz. evet ümit kırıcı bir durum bu isimler <laughs> pelikanın başı sağdaki Süheyb Öğüt soldaki Hilal Kaplan sabahta yazıyor karı kocalar pelikan deyince akla bu iki isim geliyor Fena halde bir orada da bir panik bir tedirginlik var bazı bir takım değerlendirmeleri de ekrana getireceğim. Öyle yavaş yavaş toparlayacağım. Bu da işte efendim tarihi Beyoğlu kuru kahvecisi e, dağıtılan işte vagon var falan demişti. İşte şu o vagon logolu, logolu tramvay esasen. E, tarihi Beyoğlu kuru kahvecisi e, kahvecisinin kahveleri bu. evet Sedat Peker'miş patronu bilmiyorduk yani. Bu da e, görüşmelerin daha doğrusu videoda Sedat Peker'in anlattığı Paramount Otel. Sezgin Baran Korkmaz'dan yağmalanan otel. Burada işte o bürokrasi, yargı, gazeteci unsurları falan neyse tatil yapmışlar efendim. Evet. Görüyor. Yani nasıl bir alanın da nasıl yağmalandığı, talan edildiği de görülüyor Bodrum'da. Evet. Bu da Serdar Ekşioğlu'nun Dan Türkmenlere Yardım Milliyet'ten bir tweet mesajı haberin detayı silinmediyse bakabilirsiniz. 18 Aralık 2015 tarihli ünlü iş adamı Serdar Ekşioğlu'ndan Türkmenlere yardım. Yani böyle bir Türkmenlere yardım fotoğrafı da var Serdar Ekşioğlu'nun. Hilal Kaplan, Serdar Ekşi denen yalancı iki yıl önce araya bin bir ricacık olarak koyarak eşimle bir defa görüşmüş. Eşim nasıl bir tip olduğunu anlayınca telefonundan dahi engellemiş. Şimdi çıkmış, geçen hafta görüştüm diye yalan uyduruyor. Mahkemede hesaplaşacağız demiş. Süheyp Öğüt yani Hilal Kaplan'la, Hilal Kaplan'ın eşi Süheyp Öğüt'le ee, Serda Sedat Peker'in e, bu kadar kuvvetli bir yalanlamadan sonra bir görüşme kaydı olmayabilir. Bilemiyoruz çünkü gerçekten güçlü bir yalanlama. Hilal Kaplan cephesi de bilir. Yani böyle bir yalanlamadan sonra e, bir görüşme kaydı ortaya çıkınca rezil rüsve olacaklarını. Dolayısıyla Süheyp Öğüt'le bir görüşme olmayabilir. Meral Akşener yorumsuz aktarıyorum. Peker'in iddiaları gündeme geldiğinde aile işlerine karışmıyoruz dedim demiş. Evet Aile işlerine siz karışmamaya devam edin. Ülke muhalefeti. Birazdan göreceğiz aileyi. Savaş Genç harika bir yorumla Hande Fırat'ın FaceTime gelen rejim Sedat Peker'in FaceTime'larıyla gidiyor demiş. Süleyman Soylu o arada dün Afyon'da konuşmuş. Temmuz ayından itibaren ekonomi öyle bir atağa kalkacak ki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si filan falan çatlayacak. Millet de alkışlıyor biliyor musunuz? Gümbebahan Sedat Serdar Ekşi'den anladığımız Pelikan As aslında Mehmet Ağar'dan nefret ediyor ama gücü yetmiyor. Serhat Albayrak'ın sabah grubunu yönetmesinden rahatsızlar demiş. Feyzi İşbaşaran Metin Külünke seslenmiş. Bana kurduğunuz kumpas saldırıda hepiniz Ahim'de yargılanacaksınız diyor. O arada İla Kaplan attığı bir başka tweet'te "Bakanımız Süleyman Sol Soylu başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum destek mesajlarından dolayı." demiş. Evet, orada da düşmanımın e, düşmanı şimdi neyse, e, düşmanımın düşmanı dostum mu? Dostumun düşmanı falan. Böyle bir durumdan dolayı yani çok fazla soyludan hazrettiklerinden dolayı değil. Açıklamak, arınmak diye asla bir dert olmadı siyaset esnafında. Bakın 90'ların kara kutusu akşener'e karışmıyoruz derken bilerek susuyor. Bakın 2014 sonrasının kara kutusu Davutoğlu'na Kendini mağdur ilan etmekten bildiklerini anlatma sırası gelmiyor. Muhalefet demiş gülümseme işareti koymuş. Yavuz Baydar. Sedef Kabaş ise Habertürk'ün, CNN Türk'ün, NTV'nin şunun bunun zaten parsellendiğini biliyorduk. E, gazeteci maskesi takmış tipler tarafından filan falan. Ama diyor yine muhalif kimlik, kimilerinin konuk olup falan filan. Ya olanlar oraya konuk olanlar muhalif falan değil. Z ayrıca ben o listeye başka diğer muhalif bildiğiniz kanalları veya YouTube kanallarını falan da eklerim de. Alan genişletmeyelim şimdi. Evet. Bak burada Sezgin Baran Korkmaz'ın e, bilgi sağladığı veya enforme ettiği konusuna dair mühim bir tweet bu. Sedat Peker'den gelen. Gönlünüz rahat olsun sahte fatura yayınlayamazlar. O tarihteki Baran'ın şirketi kapalı, yeni şirket devam ediyor. Tüm bilgiler elimde. Orada kalan tüm bürokratları, gazetecileri hepsini yayınlayacağım. Baran yanlış yapma diyor. Sezgin Baran korkmaza sesleniyor. Yani biz seninle bir noktada işte şu anda kader birliği yaptık. Aman bak diyor filan. Yani arada bir etkileşim var. Bu da onu ortaya koyan bir mesaj. O arada Kedi Bekir paylaşmış Twitter'da polis tarafından aranırken Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinin pahalı suitinde kaldığı ve Passat marka makam aracı yerine pahalı ciplere bindiği Peker tarafından iddia edilen Bölge idare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu. Evet. Rasim Ozan demiş ki arkadaşımın misafiriydim. Kaldığını inkar etmiyor otelde. <laughs> Filan. Evet. Faturasını ibraz et diyor Sedat Peker'de. Evet. O arada YouTube videolarının neden engellenmediğini de yazmış. İçişleri Bakanlığı ihbar etmiş Sedat Peker YouTube'a. Yaptığım savunmada iç çamaşırıyla çocuk pornosuyla aklını bozmuş bir kişinin İçişleri Bakanı olduğunu söyledim diyor. Evet. YouTube Sedat Peker'e mi bakacak yoksa işte çocuk pornosundan falan bahseden ee, Süleyman Soylu'ya mı? O arada ee, Tayyip Erdoğan anne tarafından kuzeni ya teyzesinin oğlu ya dayısının oğlu tam hatırlamıyorum. Cengiz Er paylaşmış. Pandora'nın kutusu atışlıyor. Cengiz Er 2020'nin son günlerinde paylaşmış. Alttaki tarihe dikkatinizi çekerim. 29 Aralık 2020. Sezgin Baran Korkmaz operasyonu Türk medyasının kirli çamaşırlarını ortaya dökecek. Korkmaz'ın boğazdaki yalısının kapısını aşındıran, Bodrum'daki otelinde bedava tatil yapan ve ceplerini dolduran kerli ferli gazetecilerin ipliği pazara çıkacak. Yani herkes her şeyi biliyormuş ama bunun ortaya çıkması için yaklaşık 5-6 ay geçmesi gerekmiş. Ki bu da dediğim gibi Cengiz Er, Erdoğan'ın kuzeni yani. Şimdi Çiğdem Toker bunların hepsini yazmıştı. Deneyimli bir gazeteci meslektaşımız. Diyor ki Nisan 2018'de Demirören'e geçen Doğan Medya devrinde kullanılan Ziraat Bankası kredisinin 2 yıl ödemesiz olduğu açıklanmıştı. Cevabı gereken soru şu. Nisan 2020'den bugüne yani geçen sene bitmiş olay. 13 aydır. Zir Nisan 2020'den bugüne 13 aydır ziraate ödeme yapıldı mı? ve tutarı nedir? Ziraat Bankası hisselerinin sahibi uzun süredir hazine değil Türkiye Varlık Fonu. Şirketin yönetim kurulu başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Akşener'e soralım. Aile işi mi bu? Aile işi diye girmeyecek miyiz? Bağlamışlar hortumu soyuyorlar yani. Meral Akşener'e şimdi soralım yani. Aile konuları olduğu için temas etmeyecek miyiz yani? Geçeceksiniz. Herkes her şeyi çok iyi biliyor da işte işlerine geldiği gibi demeç veriyorlar. Doçeveli Türkçe peşinde Alman çıkışlı Türkçe yayın organı. Eski AKP milletvekili Metin Külünk uzun süre Almanya'daki e, Türkiye kökenlilerin e, yakından tanıdığı bir isimdi. Alman medyasındaki haberlerde Külünk'ün Almanyalı Osmanlılar olarak bilinen organize suç çetesiyle yakın ilişkiler içinde olduğu iddia edilmişti diyor. Araştırır okursunuz. Eren Erden paylaşmış. Kendimden örnek ver vermek gerekirse ben arkadaşlar benim bir şirketim olsaydı son iki yılda yüz, e, yüzde %5700 büyüseydi. Yani 100 liranız 5700 oldu. Öyle bakın. Bir CHP'li olarak başıma neler gelirdi diye sormuş. Haksız mı? Evet. Son notumuz da bu olsun. Tarihi Beyoğlu kuru kahvecisi Sedat Peker. Benden aldıkları kahvelerin hiçbirinin parasını ödemediler. Eğer ödedilerse faturasını göstersinler diyor. Evet. Böylelikle... Ee, bir e, analizi daha bitiriyoruz bir manşeti daha bitiriyoruz. Ümmetin gazetçisi dediği Erdoğan ve ümmetin gazetcisinin Balkanlarda işte ne bileyim Kafkaslarda başka yerlerde başka coğrafyalarda neler yaptığını bir bir anlattı ve beşli çete üzerinden ve diğer bir takım iş adamları, Demirören gibi iş adamları üzerinden nasıl gasp edildiğini kamu kaynaklarının tane tane örnek örnekleriyle anlattı. 14 Haziran'a kadar Tayyip abi'ye girmeyeceğim. 14 Haziran'dan sonrasına saklıyorum demişti ama ee, Tayyip Erdoğan enerjisi varsa duvarda baya bir tabak parçalamıştır bugün. Yeni gelişmelerle e, tekrar karşınızda olacağız muhtemelen yarın bir yayın daha yapacağım manşet yarın bir kere daha ekranda olacak yeni gelişmelerle yeni analizlerle takipte kalın efendim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.